Yatay ve sürtünmesiz yolun K noktasında durmakta olan cisme KL arasında F1, LM arasında F2, MN arasında F3 büyüklüğünde kuvvetler uygulanmakta ve cisim hareketi boyunca KLM ve N noktalarından şekildeki hızlarla geçmektedir. KL eşittir LM eşittir MN olduğuna göre F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar burada yolumuz sürtünmesiz olduğu için hızları direkt enerji olarak da yazabiliriz. Yani buradaki enerjiye 0, hızın karesiyle enerji orantılı olacak. Burada enerjimiz 4E, burada enerjimiz 9E, buradaki enerjimizi de 16E yazabiliriz. Biz yapılan işin enerjideki değişime eşit olduğunu biliyoruz. O halde KL aralığındaki yapılan iş enerjideki değişime eşit dediğimizde enerjideki değişim 4E kadar, yapılan işi F1 kuvveti yapıyor, x kadar yol alıyor. Her bir bölmeye x kadar dediğimizde. LM aralığına baktığımızda ise enerjideki değişim 9E-4E'den 5E kadar, oradaki işi de F2 kuvveti yapar, aldırdığı yolda x kadar. MN aralığına baktığımızda enerjideki değişim 16E-9E'den 7E kadardır. F3 çarpı x şeklinde yazabiliriz. E'ler eşit, x'ler eşit. Dolayısıyla F1'e 4F, F2'ye 5F, F3'e de 7F diyebiliriz. Buradan sıralamayı aldığımızda F3 büyüktür, F2 büyüktür, F1 şeklinde yazılır. Cevabımız D seçeneği olmalıdır.